8.35 mülayim efendi. 5 dakika geç kaldım. Ben geç kaldım diyorsam geç kalmışsın demektir. Zamanında vazifeye gelmeyi hala öğrenemedin. Artık sabrım taştı mülayim. Seni işten çıkartma yetkisine sahibim. Ama insaniyetliğim izin vermiyor. Sadece maaşından ceza kestireceğim. Bu iyiliğimi de unutma. Odamdaki çiçekleri niye sulamadın mülayim bey? Peki sulayayım. Gel bakayım. Ha? Bak şimdi nasıl sulayacağım. Büyük yazar Necip Kunter ki eşeğini daima sağlam kasığa bağla. Ellerim böyle boş. Ellerim böyle boş. Boş mu kalacaktı? Gözümde böyle yaş. Yaş mı olacaktı? Ellerim böyle boş. Boş mu kalacaktı? Necip Aziz'im, sevinçten çıldıracağım, kızla arkadaş olduk. Kimmiş, neyin nesi? Ankara sosyetesinden bir fabrikatör kızı. Bir ilahe. Yaşa Necip, yaşa! Hoş geldin birader, neredesin ya kardeşim? Yaşa, hoş geldin. Hoş geldin tekerlekler kralı. Yapma Necip, yapma kardeşim, bittin ya! Hadi yok, şaka mısınız? Aç şu kapıyı, bak kilitlemişsin dedi ya! Ayıp ettin, aç seni kiraz! Cezalısın! Ya yapma, Necip, bak dinle, bir dakika! Yapma ya, Allah'ını seversen yapma kardeşim! Bittin ya, bittin ya! Atla arabaya! Trafik müdürlüğüne gidelim. Yaşa! Geldim, 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 geldim! Aç kapıyı, açtım kapıyı, sen rahatsız olma, zahmet etme! Ne yapacağız şimdi? Benim etüdü sairemden huylanmışlardır. Sen hala onlardan yanasın. Dalga geçme be abi, ben bir daha oraya gidemem. Hortlak dolu, hortlak! Ne hortlağı be? Bizi korkutmak için numara yaptılar o kadar. Olsun abicim, ben bir daha oraya gitmem. Sarık uçaktan karatacık Porsche geldi! Al bakayım, kerasa, salasa, tamam mı? Gider mi gider abi? İster misin bir kamyon gelip kum alırken tabutu da çeksin? Ulan kapat şu ağzını! Hayallerimi yıkma! Abi! Abiciğim! Gidelim abiciğim, yalvarırım gidelim! Neden ulan? Arayalım, ne numara dönüyor öğrenelim! Hiçbir şey yok abiciğim! 100 yaşında bir karı var orada, o kadar gidelim abi! Kokusundan anlaşıldı, paçalarını sıkı bağla da sızmasın. İhtiyaç kalmadı abicim. O kendiliğinden halledildi. Hadi eyvallah. Hayri! Korkma, buradayım abi. Ne dedim, duymadın galiba. Gözleri görmüyor abicim. Hey Allah, Allah, hey Allah, yalvar! Yardım! Osman abi en büyük ikramiye vurdu. İkramiye mi? Kazandı! Yaşa! Zengin oldum! Zengin! Yaşasın! Haydi! Haydi! Eskiden beri mi arkadaştınız? Oho! Osman abi demek, ben demek, ben demek, o demek. Bir kız kardeşi vardı sanırım. Vardı, vardı ama felek kör olası. Osman abinin başına gelenler saymakla tükenmez. Malumunuz esasında büyük aileden. Lakin hapse girmekten tutun da kör olmaya kadar... Kör mü? Kör ya, her bir dava geldi başına. Peki kız kardeşi? Oraya bağlayacağım lafı işte. Vardı da zavallı Osman abi körlüğünü duyup büsbütün kahrolmasınlar diye kaybettirdi izini. Tabii kendi de kaybetti onları. Senin arkadaş nerede? Trafik arkadaş. Cemal abi mi? Herhalde yıkama yağlama yapıyordun. Ne demek yıkama yağlama? He? Gel. Gel bakalım istersen. Hadi. Hadi. İşte bak. Bak, altına yattı, motoru kontrol ediyor. Ama kontrol neden? Sen de amma soruyorsun be Amerikano. Eğer motor bozuk değilse lastiklere hava basacak. Ben şimdi anladım. Sen de ister misin motor kontrol? He? Ben egzozcuyum be. Ben yine
anlamadı. Ne demek egzoz? Gel, gel anlatayım bak gel. Atlıyorum sen öyle bak. Ne oluyor be? Ne oluyor be? Kimsiniz siz be? Cemal sen misin? Cemal sen misin dedik ulan. Konuş. Benim ne olacak? Çanta nerede? Nerede? Ne çantası? Bana bak, biz adam temizlerken öyle pek fazla düşünmeyiz. Yok ya, belediyede mi çalışıyorsunuz? Cemal abi! Bu gece deliler gibi eğleneceğiz. Bebeğim benim, tatlım benim, tatlım. Bu iğne var spesyal ilaç olmak. Çünkü bugün patron doğum gün. Ne? Doğum günün mü bugün? Evet, tam 30 yaşına bastım. Aha, aman Allah'ım, 30 mu? Tabii, sen bakma halime. Tam 29 yaşındayım ben. Peki ama neden böyle gösteriyorsun? Çünkü patron var her zaman fik fik. Sabah fik fik, öğlen fik fik, akşam fik fik. Bugün de doğum günüm için fik fik. Doğum günü var kutlu olmak patron. Var 5-6 fik fik bu ilaçla. Kalbura döndüm Kandrescu. Ellerin dert görmesin Kandrescu. Bene geldi. O ne? O ne Kandrescu öyle? Ha, o ne öyle? Bari kaldırmak sizin küçük, iğne ister olsun büyük. Ha. Geçen seferki bu kadar büyük değildi ama Kandrescu. Ama var sizin küçük çok çalışmak. O zaman da var iğne daha büyük olmak. Ha. Ne olur vursun iğneyi. O sana vursun, sen de bana vur. Hadi Kandrescu. Ablacım para para. Lan amma da insansınız be. Ta Karaköy'den buraya 15 kağıt verilir mi? Tüh. Üstelik bir de lastik patladı. Buyurun bakalım. Uğursuz ne olacak, tamam mı? Ne enayiler var şu dünyada be. Bana gelecek dayıcığım diye sarılacak, ben de onu zepetleyeceğim ha, dalgıya bak ya, dalgıya. Hele böyle bir fıstığı. Bir gece günümü gün ederim, alırım alacağımı, ondan sonra vururum tekmeyi, anladın mı? Lan ne sinekmişsin be, yuh be, yuh be, yuh lan. Lan kaçar mı be? Şuraya bak, bak bak bak, yürüyüşe bak be, nefasete bak anam, sen de bizden misin dayıcığım? Eyvallah. Ne de kalacak sana da, bana da. Yaşasın sevgili biraderim. Çok kazanmışsın galiba. Ha? Söyle bakalım ne kadar kazandın? Sıfıra sıfır elde var sıfır. Gene mi deliksiz kaldık? Pis kumarbaz ne olacak? Terbiyeli konuş kardeşim olmasaydın yemiştin yumruğu. Hadi barışın be. Yoksa başımı alır giderim ha. Canım kardeşim. Acele edelim. Neden? Otelde servis değişti. Garsonlar bizi... Sesu. Ha. Ses! Allah Allah! Bülbül, bülbül, bülbül! Bülbül! Ah şığım su yaktım pımı! Ne oldu? Hani ulan bu karı pılbıldı? Ha bülbül ha karga! İkisi de kuş bu değil mi? Bu sesle sahneye çıkar mı bu karı? Çek onu! Bırak beni ya! Yapma be patron! O kadar katı olma! Ses yok be ses! Anladın mı? Karga ses bu karıyı nasıl sahneye çıkarırım? Aa düşündüğün şeye bak patron! Onu da hallederim! Merak etme, bir ses hocası tutarım. Aslında kızcağızın bir yaylı tamburu eksik. Bir yaylı tamburu olsa, tamam. Yahu deli edeceksin beni Şamsu. Bir haftacık müsaade et bana patron. Hoca tutacağım. Yaylı tamburu mukadere alacağım. Ve sinemanın tatsız kraliçesi Nilgün'le bülbüllere kuartet yaptıracağım, tamam mı? Sana bir hafta müsaade oldu. Şamsu. Bu kıza adam edemezsen ben senin suyunu sıkacağım, tamam mıdır? Ne dedi ya?